gündem yaratma sevdası var ya Öcalan'la ilgili diyor ki Öcalan Demirtaş'ın vermiş olduğu mesajlardan rahatsız diyor. Öcalan'ın yeni avukatı Recep Tayyip Erdoğan. Bugünlerde bildiğim kadarıyla avukatlarıyla da görüştürülmüyor. Öcalan herhalde bunların aralarında bir kırmızı telefon var ya da kırmızı bir kişi var. Bu kırmızı kişi ya da kırmızı telefon Öcalan'la direkt Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı telefonla görüştürüyor. Kim bu Öcalan? Terör örgütünün lideri. Terör örgütünün lideri. Diyor ki terör örgütünün lideriyle ilgili Öcalan rahatsız Şimdi soruyorum. Ne zaman görüştünüz de rahatsız size sizeyle? Baş başa mı görüştünüz? Kırmızı telefonla mı görüştünüz? Aranızdaki samimiyetin derecesi nedir? terör örgütü Öcalan'la birlikteki samimiyetinizin derecesi hangi noktadadır? Şöyle mi aradı? Ya Tayyip Erdoğan, Sayın demiş, Sayın Tayyip Erdoğan, ne oldu? Ben çok rahatsızım bu Demirtaş'tan. Dedi de sen ona ben bunu söyleyeyim mi? Televizyona çıkacağım şimdi. Bu söylediğinizi söyleyeyim mi deyince söyle söyle sana yetki veriyorum dedi de sen televizyonda şöyle bir cümle mi kurdun? Öcalan Demirtaş'a vermiş olduğu mesajlardan çok rahatsız. Ya sadece bu yeri ve zamanı geldiği zaman senin her yola başvurabileceğinin kanıtıdır. Senin bu sözün. Sen İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçimleri kazanmasın diye Öcalan'ın kardeşini kırmızı bültenle aranan Öcalan'ın kardeşini çıkartırsın, devletin televizyonunda konuşturursun. Sen bunu yaparsın. Sen bunu yaparsın. Sen burada kendi kaygın oy kaygıların nedeniyle Öcalan'la görüşüp Öcalan'ın mesajını ulusal bir televizyon kanalından millete duyurursun. Eskiden sen aracılar vasıtasıyla duyururdun. Türkçe mektubu bir başkası okurdu. Kürtçe mektubu bir başkası okurdu. Sen onları kullanırdın ama şimdi aracıyı arkadan arkadan çıkartmışsın. Öcalan'la direkt konuşarak Öcalan'ın mesajlarını ileten bir kişi noktasına getirmiştin kendini. O zaman ben sana soruyorum. Öcalan HDP'den rahatsızsa sen bundan niye rahatsız oluyorsun? Sana ne? Öcalan HDP'den rahatsızsa senin söylediğin şu söz ya bunların terör örgütüyle ilgisi var HDP'nin diyordun. İyi ya işte birbirleriyle ilgileri kopuyor ayrışıyorlar. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak neden bundan rahatsız oluyorsun da Öcalan'ın kardeşi öldü televizyonlara çıkartamıyorsun? Direkt Öcalan'dan aldığın mesajı. Millete kendin iletiyorsun. Açıklamak durumunda değil misin? Değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye'ye, Türkiye'nin getirdiği durum biz Recep Tayyip Erdoğan'ın Habur sınır kapısını açıp da terör örgütlerinin nasıl içeriye aldığını biliyoruz. Biz PKK terör örgütlerinin silah depolarını ve menfezlere bomba yerleştirirken gene ulusal bir televizyondan Bunlara dokunmamaları emrini biz verdik diyen Cumhurbaşkanı'nın tutumunu biz biliyoruz. Biz AKP Genel Başkanı'nın samimiyetsiz terör örgütleriyle olan ilişkisi ve irtibatının kendi menfaatleri doğrultusunda her konuda her tavizi verebilecek bir durumda olduğunu çok açık biliyoruz. Öcalan Nevruz mesajlarında yüz binlerce kişiye Nevruz mektubunu okuttuğunu biliyoruz. İlkokullarda Türk'üm doğruyum andını kaldırtanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, ortağının da bundan hiç rahatsız olmadığını da biliyoruz. Son yerel seçimlerde Munzur Üniversitesi'nde bir sosyologu İmralı'ya gönderdiğini biliyoruz. Ama bundan sonra buna da ihtiyacı yok. Artık Öcalan'la kendisi bizzat onun söylemlerini halka ulaştıran kişi olarak geçen akşam, dün akşam televizyonda ifade ettiğini de biliyoruz. Devletin ajansı üzerinden kamuoyuna bir açıklama yaparak Öcalan'ın isteği üzerine Abdullah Öcalan'ın kardeşinin ne kadar pervasız, ne kadar rahat açıklamalar yaptığını biz biliyoruz. Biz meşru zemin üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her derde çare olması gerektiğini söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kılıçdaroğlu dün ne diyorsa bugün de öyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün sorunlarını çözecek tek bir yer vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Muhataplarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhataplarımızdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın muhatabı sözcüsü olduğu Abdullah Öcalan'dır. Değerli arkadaşlar, bir ülkenin cumhurbaşkanı Diyanet İşleri Başkanı'nı yanına alıp da Allah'ın kelamının söylenmesi gereken yerde, yeri geldiği zaman Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşması gereken bir yerde, bilce kutsal bir yerde bir kadının dilini kopartmaktan bahsedebilir mi? Yapabilir mi bunu? Dünyanın herhangi bir ülkesinde Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Bir kadının dilini kopartmak. Sen gerçekten rahatsız oluyorsan, masum, suçsuz yere katleden, katledilen kadınlarla ilgili konuşsana. Sen rahatsız oluyorsan, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan kadınların yüzde altmış sekizinin şiddet gördüğü konusunda söyleyebilecek bir sözün varsa bunu söylesene bir dilin bir kadının dilini kopartırız sözünü nasıl söylüyorsun bunu bu ayrıştırma zihniyetini buraya ne kadar buraya kadar nasıl getirebiliyorsun senin hem bu dünyada hem öbür dünyada verilecek hesabın var Fazıl Say'la ile ilgili yapılan açıklamalar haksızlıktır. Her sanatçı kendi üslubuyla, kendi yaklaşımıyla, bazen mizah yoluyla, bazen gönderme yoluyla, bazen tiyatroda, bazen sahnede Türkiye'nin ya da ait olduğu ülkenin ya da tüm insanlıkla ilgili eğer söylenmesi gereken bir söz varsa sanatçılık sıfatıyla bunları paylaşır ve eleştirisini yapar eleştiri şeklini veyahut da eleştirisini beğenmiyorsun diye bir kişiyi lince tabi tutmak ancak AKP iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yapabileceği bir şeydir. Şaşırmadık, yapıyorsunuz ama asla sanatçılarımızla ilgili, akademisyenlerimizle ilgili, öğrencilerimizle ilgili, yurttaşlarımızla ilgili, kadınlarımızla ilgili yaptığınız her türlü ayrımcılığın karşısında olacağız ve sizinle bu ayrımcılığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Teşekkür ederim.